Sinem hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim iyiyim. Ne yapacağız bugün? Bugün hakkımda merak edilen ve arama motoruna yazılan soruları cevaplayacağız. Hadi bakalım. Neymiş ilk soru? İlk soru doğum tarihi. Artık her yerde doğru yazıyor galiba. Böyle çok yanlış kaynaklar da vardı ama 21 Haziran 1993. 29 yaşındayım yani. 30'a çok az kaldı ve ben hissetmeye başlıyorum 30'u. 30'da bir daha gel, tekrar soralım ne değişti diye. 30'da artık daha olgun bir insan olacağım. Aynen, aynen, aynen. Evimden çıkmayacağım. Tamam, devam edelim. Aslen nereli? Yani bizde bir karışıklık söz konusu. Şöyle ki babam Azeri, annem Çerkez göçmenler. Fakat ben Eski Foça'da büyüdüm. Aslında yine Kafkaslardan gelen Kafkas kızı olmuş oluyorum yani. Harika. Sıradaki burcu. En sevdiğim soru. İkizler burcuyum aslında ben, 21 Haziran olduğu için. Ama bir yıl önce aslında ikizler burcu olmadığımı, yengeç olduğumu, hatta dönüm yeri diye bir şey varmış. Ya ben çok anlamıyorum ve böyle yıldız haritama baktırmak için biriyle işte bir sohbete tutuştuk. Böyle bir seans yapıyoruz falan. Burcunuz ikizler değildi. Yani orada bile Yükselenini biliyor musun? kova. Ama özelliklerini hiç bilmem kovanın. Devam. Boy. Az evvel ölçtük. Kaç gerçek boyun? 1,69. Yani böyle hani şey spor hocamın falan ölçtüğünde çıktığı şey topuksuzken 1,69. Ben 1,70 diyorum. Bizde 1,78 çıktın ama Evet. bayağı bir topukluğun varmış. Topukluğum yok. Bugün Ha, çok bugün mutluyum ve uzun. Ha, herhalde süper. arşa değmiş başım. Harika. Ayakkabı numarası. Bu gizli bir bilgi galiba. Hiç gizli değil ama şey tahmin edilemez bir şey oluyor neden. Halbuki boyum da uzun. Ayağım büyük çünkü. Hep küçük Kaç? gibi. Ya 39 ama 40 da giyiyorum. Bazen 39 bazen. Kemikli bir ayağım var. O yüzden 40 da oluyor. 39 ama yani. 37 falan değil. Ve hiç ne zaman hiç öyle bir şey hatırlamıyorum ben. Ellerin de Kendimi büyük bildim değil bileli. halbuki, değil mi? Ellerim büyük. Güzel. Fena değildir yani. Sıradaki göz rengim. Onu da kaydettik. Onu da Ne kaydettik. rengi? Kahverengi, düz kahverengi bayağı. Sen ilk defa gelip de kahverengi diyen konuğumuzsun. Gelen herkes Ela'yız dedi. Ben çocukken hani herkes böyle bir mavi gözlü olur sonradan gözü evrilir falan ya tam aksi saçlarım çok koyu renk, gözlerim simsiyah falan sonradan açılmışım. Yani benim kahverengi. Bunu Harika, kabul harika. etmek lazım. Harika. Hangi takımlı futbol takımından bahsettiklerini Başka düşünüyorum. tuttuğun takım var mı? Tutmuyorum. Hayır hayır. Hiç yok. Saç rengi. Saç rengim de aslında gözlerim gibi kahverengi. Şu an Ama orijinal rengi mi? şu an orijinal rengi değil. İlk kez boyattım. Yeni projemiz için böyle bir imaj değişikliğine gittik. Ve çok endişeliydim yani ilk defa boyatacağım nasıl olacak falan diye. Fakat Erol sağ olsun o kadar güzel bir renk yaptı ki boyayla da yapmadı. Böyle enteresan bir yöntemle saç rengimi açtı aslında. Çok Beyazlarımı yakışmış. bile muhafaza ederek böyle doğal bir hale getirmeye çalıştık. Normalde daha koyu. Daha koyu bayağı evet. Siyah dönük Çok koyu. yakışmış. Teşekkür ederim. Ben de çok sevdim. Kendi rengimi kabul ediyorum. Doğum haritası sormuşlar. Evet, Bu Sinem nedir? Ünsal Ben tam doğumu. bilmiyorum. Doğum haritasını ben de tam bilmiyorum. Ama işte yükselinden Ay burcuna, Güneş burcuna hangi şey var, yörüngesinde ne burç var falan gibi böyle bir şey aslında. Sen baktırdın mı peki? Tabii, ben belli rutinlerde baktırıyorum. Ama çok ilgim olmadığı için aklımda tutamıyorum parfümüm. Niye parfümü merak ederler? Çok enteresan değil mi mesela? Yani hiç duymadıkları bir kokuyu merak etmek. Çok çok Hep tatlı. aynı parfümü kullanıyorsun Ben yoksa? yıllardır aynı parfüm kullanıyorum. Montel Chocolate diye bir şey. Bir Böyle parmağınla da göster sağa sola koyalım şeyi görsünler. şuraya koyayım. Tamam. O böyle çikolata cookie kokusu olan bir şey parfüm. Ben de yiyemediğim şeyler üstüme sıkıyorum herhalde. Çok Çikolata yemiyor seviyorum. musun? Yani tabii düzgün beslenmeye çalışıyorum, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Sık yemiyorum, çok sevmeme rağmen. Ya yani Ne güzel. sevdiğimle doğru orantılı değil tüketimim. Sırada ne var? Sırada trafik kazası var. Geçenlerde turne dönüşü yaptığımız bir trafik Ciddi kazası. bir kaza geçirdin galiba, değil mi? Ciddi bir kazaydı ama çok ucuz atlattık. Yani bir şoför arkadaş ve ben ve yapımcımız aynı araçtaydık. Üçümüz de kalıcı hiçbir Ne hasara oldu? uğramadık. Şoför arkadaşımız uyumuş ve gecenin bir yarısı işte Gemlik'te İzmir turnesinden İstanbul'a dönerken sete gitmeye çalışırken o uyuduğu için biz de arkada uyuduğumuz için anlamadık. Kimse kimseyi uyaramadı ve şarampolde açtık gözlerimizi. Sakin anlatıyorsun bunu ya. Ya Dehşet bir artık şey. atlattım yani. Sinem Ünsal çocuğu. Kaç tane var? Var ya 10-15 tane. Güzel. Çocuğum yok. Sırada ne var? Mesleğim, oyuncuyum. Ama başka mesleğin daha var değil mi? Ne okudun üniversitede? Karşılaştırmalı edebiyat okudum. Hiç yaptın mı? Yaptım tabii.
editör asistanlığı yaptım. Oyunculuk eğitimi almaya başladığımda, üniversite biter bitmez hemen kendi mesleğimi yapmaya başladım ki para kazanayım ve oyunculuk eğitimi alayım diye. 6 ay kadar yaptım ama sonra zaten hemen oyunculuğa girdim. 3 tane de tiyatron var değil mi? Kaç İki tane tiyatron? Bak ben söylüyorum. Söyle. Nasıl yani? Raif ile Letafet, Çin'den Mektup, Aydınlık Evler. Ha, Çin'den Mektup seslendirme. Seslendirdiğim oyunum yani. Bak Wikipedia'da öyle yazmış. Evet, evet. Ay da çok eğlenceli, tek kişilik bir oyundu. Raif ile Letafet benim ilk sahne deneyimim profesyonel anlamda. Cihangir Atölye sahnesinde 1,5 sezona kadar oynadık. Yani pandemiyle birlikte o sezonlar çok kaydı ama... Sen oyunculuğa tiyatroyla mı giriş yaptın yoksa diziyle? Dizilerle. Evet. Sonra tiyatro girdin. Tabii, yani oyunculuk yüksek lisansı eğitimi almaya başladığımda... hocamın bir arkadaşı ilk menajerim oluyor kendisi. Onunla tanıştık ve işte menajerin olayım mı falan dedi. Ol dedim. Sonra bir ay sonra ilk televizyon dizisi, işte Çoban Yıldızlı işim geldi. Ezberin iyi midir? Ezberim çok iyidir. Süper. Menajerim. Menajerim Meltem Karaata. Basın danışmanım Ayşe Gülşen. Ayşegül de burada. Ayşegül burada. Ayşegül bir ses versene ya. Merhaba. Evet, bunu sormuşlar. Buna merak etmişler. Söylemiş olalım. Ha şimdi Kalkülü. Kalkül benim Mucize Doktor'la girdi hayatıma. Hiç kalkül daha önce kullanmamıştım. Kabarık ve kıvırcıktı saçlarım ve hep öyle kullanıyordum. Ama çok sevdim. Yani ben, bana çok uygun olduğunu düşünüyorum. Şimdi de bazen tam perçem, bazen yan. Varyasyonlarıyla kalkül kullanacağım galiba. Sırada ne var? Sinem Ünsal evlendim. Hayır, hiç evlenmedim. Evlilik teklifi aldın mı? Hayır, almadım. Evlenmeyi düşünüyor musun? Yok, düşünmüyorum. Dizi kıyafetleri. Galiba son dizimden bahsediyorlar Gizli Saklı'dan çünkü çok güzel giydiriyor Asparlak beni. Ben de çok beğeniyorum. Yani benim normalde akıl edip de alıp giyemeyeceğim şeyleri böyle proporsiyonum o kadar güzel anlamış ki. Bana yakıştırdığını düşünüyorum aldığı şeyleri. Bugün de o giydirdi. Ama başka bir kıyafetin daha vardı galiba. Allah Allah. Onu mu konuşacağız şimdi diyeceğim. Evet tamam, Aslı bana çok güzel bir elbise getirmişti ve üstüme göre yaptırmış onu. Fakat az önce giyerken nazar değdi elbiseye. Bu kadar. Ne oldu? Patladı şeyi fermuarım. Fermuar bozuk bence. Yani kilo da almış olabilirim ben. Ama yani sabahtan akşama kilo almamışımdır ya. Güzel. Sinem Ünsal makyajsız hali bu. Bence de şu an makyaj yok. Ben evet hiç görmedim. Sırada ne var? Sinem Ünsal hamile mi? Ya bu çok ayıp. Karnı mı çıktı? Niye öyle diyorsun? Yani patlamış. Herhalde bir gün bir bölümde biraz fazla su içmiş. Öyle hamile kaldığın bir bölüm oldu mu dizilerde, filmlerde? Evet evet. Ben bütün dizilerimde doğum yaptım galiba şimdiye kadar. Belki gerçekten de o yüzdendir. Ama hamile falan değilim yani. Formunu nasıl koruyor? Beslenmeme çok dikkat ediyorum. Nasıl? Yıllardır. Dönem dönem beslenme biçimimi değiştiriyorum işte. İF besleniyorum. Yani günün 4 saat diliminde yiyip 20 saat diliminde yemiyorum. Bazen otofaji dediğimiz şey yapıyorum. İşte biraz 48 saat. Anlatma bunları. Sabah kahvaltı etmiyorsun. Sabah kahvaltı etmiyorum. Kendime 4 saat belirliyorum. O da genellikle akşam üzeri başlayıp yani sette yoğun saatler çalıştığım için abur örnek veriyorum. Falan da mı yemiyorsun? Hayır, kahve hayır. İçiyorsun sadece. Kahve tek kupa kahve. Sadece su aslında. Ben sistemimi öyle kurdum. Akşam saat 17'de falan ilk öğünümü yiyip 4 saat 9'da da son öğünümü yiyip yaz uygulamasına göre kışın bu saatler biraz daha erken alınıyor. 4 saat ya da 2 saat bazen tek öğün bazen 48 saat otofaji denen şey yapıyorum. Bunu ne sıklıkla yapıyorsun? 4 saatlik durumu 2 yıl boyunca yaptım ama şu an mesela öyle beslenmiyorum. Şu an ne zaman acıkırsam o zaman yiyorum. Sadece sağlıklı besleniyorum. Zaten gluten, süt ürünleri yok. Çocukluğumdan beri et yemiyorum zaten, tadını bile bilmem. Spor yapıyor musun? Yani çok düzenli yapmıyorum ama yapıyorum ara ara. Yani set yoğunken bırakıyorum ama böyle biraz rayına oturduğunda programım hemen başlıyorum. Sinem Ünsal saç modeli. Yine aynı şey geçerli herhalde. Saç modelimi beğenmişler. Şu anki model kâküllü değil. Bunun aslında, bir adı var mı? Aslında kâküllü. Bunlar da kâkül. Perçemli değil hani, şöyle değil. Genellikle uzun kullanıyorum. Hiç kısa saç kullanmadım. Sinem Ünsal güzel mi? Ama bu Google'a nasıl yazılır ya? Aramışlar. Ben mi cevap vereyim buna? Evet evet. Ben kendimi güzel buluyorum tabii. Herkes kendini güzel bulmalı zaten. Kilo. Kilom da ortalama 50. Çok bakmıyorum son zamanlarda ama 50-51 falan. O civarda galiba. Mucize Doktor'da kaç kiloydun? 46 kiloydum. Ve her gün tartılıyordum. O yüzden net 46'ydım yani. 200 gram oynadığında kafayı yiyecek kadar takıntılıydım. Ama şu an öyle değilim. İyiyim. En şişman kaç kilo oldun? 53 falan oldum galiba üniversitedeyken. Daha fazla olmadım. Şu an en şişman halin aslında. Evet. Elbise patlatacak kadar şişmanlamışım. Evet evet. Sinem Ünsal estetik. Kaç estetik tane var? Bakayım. Hmm, neler, bayağı. Neler yaptırdın?
Estetik dediğimiz cerrahi müdahalesi hiçbir yerime yaptırmadım ama botoks yaptırıyorum mesela. Nereye yaptırıyorsun? Böyle alnına mı? Doktorum böyle saç köklerime falan da yapıyor benim. Yani çünkü mimiklerim yok olsun istemiyorum. Onun enteresan bir sistemi var. Ona bırakıyorum. Yoksa hani özellikle şikayet ettiğim, çok buruştu, kırıştı dediğim bir yer yok. Estetik yaptırsan nereye yaptırırsın? Bilmiyorum ki, yaptırmam herhalde ya. İyiyim. Güzel güzel. Sinem Ünsal nasıl zayıfladı arkadaşlar, nasıl yani? Şişman mıydım ben? Farkında değilim herhalde. Nasıl şişmanladı diye sormamız lazım. Nasıl şişmanladı? Yedim. Harika. Sırada ne var? Cilt bakımı var. Botoks anlattın. Başka var mı? Her ay mutlaka cilt temizliğimi yaptırıyorum detaylı bir biçimde. Çünkü çok fazla makyaj yapıyoruz sette. Bazen 16-17 saat makyaja maruz kalıyor. Dolayısıyla en önem verdiğim şey sabah ve akşam temizleyicilerle güzel temizlik. Makyajlı asla uymam. Hangi, ne halde eve gelmiş olursam olayım. Çok düzenli giderim dermatoloğa. Dermatolog işte Neslihan Dolar çok iyi bir dermatologtur. Sırada ne var? Sinem Ünsal telefon. Telefon Hemen numaranı. Söylüyorum 01. Bak, konuklarımız şöyle yapıyor. İşte o beşli ilk üç rakam haricinde bir rakamı bize şey yaparsan, söylersen sonra 9 programa daha katılırsan hayranların bulmuş olacak. Tamam, 7. 7'ye basarak bana ulaşabilirsiniz. Sinem Ünsal Foça diye aratılmış. Foça benim büyüdüğüm yer. Anaokulundan liseye kadar bütün eğitim hayatımın geçtiği yer. Çok seviyorum. Yani Foça sayesinde böyle çok butik bir hayata alıştım. Gidiyor musun hala? Yani 2 senedir gitmiyorum. Çünkü son gittiğimde eskisi gibi olmadığını gördüm. Orada biz hani bir evimiz var, gidiyoruz, kalıyoruz falan ama son gittiğimde o butikliği geçmiş, biraz daha bu hani tüketim dünyasına ayak uydurmuş, onu gördüm. Sırada ama yine ne de var? Foça her yerden güzeldir yani, benim Bence için de, çok bence tatlı, de. çok özel. Nerede oturuyor? Anadolu yakasında oturuyorum İstanbul'da. Açık adres vermeyeceğim. Semtinin bir harfini alalım. Yumuşak G. Yumuşak G neresi olabilir onun tarafında? Çok güzel bir yer. Çok huzurlu bir yer. Sırada ne var Sinem? Sırada Sinem Ünsal Spotify var. Spotify'ı çok kullanıyorum ben. Ben yolculuk yaparken müzik dinlemeyi çok seviyorum. Evde böyle daha sakin ve sükunet içinde olmayı seviyorum. Ne dinliyorsun? Ve fakat sürekli de yolculuk yaptığım için çok müzik dinliyorum. Her şeyi dinlerim. Hiç öyle ayırt etmem ya da işte hiç benim tarzım değildir falan demem. Sadece saat dilimine göre ve işte ruh halime göre biraz değişiyor. Playlistlerin var mı? Tabii var. O zaman... Hayır hayır, göstermem. Hayatta göstermem. Peki. Türkçe mi yabancı mı daha çok dinliyorsun? Daha çok yabancı dinliyorum ama Türkçe de dinliyorum ya. Yani güncel şeyler de dinliyorum. Her şeyi dinlerim yani. Arabesk de dinlerim. Onları zaten dinletmek istemedin galiba bizi. Yok yok, ondan değil. Vallahi ben sevmiyorum. Özelim o benim. Sonra hadi. Ne var? TikTok var. Ay, benim TikTok hesabım yok ama bazen böyle girip bakıyorum, çok eğlenceli. Çok bayağı girdikten sonra da çıkamıyorsun bu arada. Çok vakit geçiriyorum. Ediyorsun. Yani çok şey, rutin değil ama haftada bir atıyorum, kendimi buluyorum içinde. Kendi adıyla Instagram alan nadir ünlülerden birisin, biliyorsun değil mi? Öyle mi? Aa, alamıyorlar mı? Yani hepsi dolu olmuş olduğu için. Tam da Instagram gelmişti. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Hadi yapalım. Telefonunu verebilir miyiz? Kaydetmeyi biliyor musun? Evet biliyorum. Öğrettin sen bana. Tamam. Ekran kaydı alıyoruz. Kayda başladı mı? Başladı. Şimdi Instagram'ını açarsan kaç İsteklere takipçin var? 2 milyon. Ne zamandan beri 2 milyon? Bir haftadır falan 2 milyon galiba. Yani hayırlı şu son olsun. Günlerde 2 milyon oldu. Hayırlı olsun. Ben mesaj isteklerine hiç bakmam bu arada. Hani yetişemeyeceğim için bakmıyorum. Yoksa yorumları falan okuyorum mesela. Buradan Yorumlarım cevaplayabilirsin açıktır veya birkaç hayranından. Hadi. Aa bak, bir tane açar açmaz Eda Ustas bir sürü bir şey yazmış. En son Cem Talio'ya selam yazmış. Hadi neysin? Şimdi bakıyorum da hep like Hiç var güzel falan. mesaj yok. Yok ya şey, Türkçe bir şey bulmaya çalışıyorum. Ha, yabancı hayranlar da çok. Çok var evet, bizim hani Türk TV dizilerimiz fazlaca ülkede Peki İngilizce mi yayınlandığı geliyor için. yoksa Arapça falan mı? Her dilden var yani, İspanyolca çok var. Yani hep İspanyolca şu an. İspanyolca bilmiyorsun zaten. Yok Zaten cevap bilmiyorum. veremiyorsun. Bilmiyorum ama onların bazı televizyon kanallarına katılıyorum Zoom'la. Dizi günü geri sayım başlatmıyorsun artık. Paylaşım daha çok olurdu. Partner de diğeri gibi değildi. Peki. Yani bu herhalde Google Translate bir şey. Bilerek onu seçtim. Yoksa hepsi ne kadar tatlı ve güzel olduğuma dair mesajlar yani. Tahmin ediyorum. Stok hesabım var mı? Biz şimdiden tekrar bile izlemeye başladık. Bugün bizim yayınımız var da. Onu Dördüncü bölüm yayını. seni. Evet, yayını yetiştirin beni. Biz şimdiden tekrar izlemeye başladık yazmış biri. Stok hesabım mı? Yok. Hadi canım. Yok vallahi, çünkü ben stoklarım ki kendi hesabımdan zaten. Neyden korkacağım? Sorarlarsa da söylerim, stokladım. Öyle Yandım, olsun. Burası ne kadar sıcak. Twitter. Twitter hesabının adı neydi? Sinem Unsal. Sinem Altıre Unsal. Onu da açsana. Onu da bir ekran kaydını görelim ya.
Görün, onda bir şey yok. Ben hiç Twitch'i kullanmazdım. Musun? Yok, yazmıyorum işte. Yani okumak yeni için yeni kullanıyorsun. başladım. Evet, stalk için açtığım bir hesap yani aslında işte. Baksana zaten çok az takipçim vardır Kaç? Twitter'da. 11.610. O zaman buradan söyleyelim de takip Hadi etsinler. takip edin ya. Biraz ne yazacağımı da söyleyeyim. Neydi tam Neler yazıp. olarak? Sinem alt-tire Unsal. Sırada ne var? Sinem Ünsal Eğitim. Anlatsana. Hadi biraz kısaca anlatayım. Kısaca değil, uzun anlat. Uzunca Yuvandan anlatayım. itibaren alabilir miyiz? Bedia Midilli İlköğretim Okulu. Bu yuva mı, ilkokul mu? Yuva. Yuva. Sonra Reyhan Ejlan Midilli İlköğretim Okulu. Ortaokulu da orada bitirdim. Ondan sonra liseye Ali Ağa'da Anadolu Lisesi kazanmıştım. Ali Ağa Anadolu Lisesi'nde gittim. Bir yıl orada okudum. Son kalan lisenin 3 yılını da Manisa'da okudum. Cumhuriyet Anadolu Lisesi. Sonra Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Karşılaştırma Edebiyat bölümüne girdim. Kaç ortalamayla mezun oldun? İyi bir öğrenci miydin? Çok iyi bir öğrenciydim ya. Üçüncü, dördüncü falan mezun oldum yani. İyi beceriyorum yani o işi. Hatta o kadar iyiydi ki notlarım. Okulda çok alakam yoktu bu arada. Hani inek değilimdir de. O yüzden çift anadal yaptım. Çocuk ve gençlik edebiyatı da okudum eş zamanlı. İkisinden de aynı anda mezun oldum. İkisinden de dereceyle mezun oldum. Ama kaç olduğunu bilmiyorum. Ben sonuç odaklıyım. Ne olsun, mezun oldum sonuçta. Oyunculuk eğitimi nereden aldın? Oyunculuk eğitimi de okul biter bitmez işte oyunculuk yüksek lisansı yapayım diye İstanbul'a geldim. Tam mesleğimi yapıp editör asistanlığı ona çalışırken Müfit Aytekin atölyede çalıştık Müfit'le birlikte. Ve oradaki işte Hasan Şahintürk hocalarımız vardı. Aslında yüksek lisansa yönelik çalışıyorduk. Derken kendimi sette buldum ve teknik olarak alaylı denebilir yani. Sonra zaten bir sonraki yılda sahneye çıktım. Şimdi de Aydınlık Evler isimli bir tiyatro oyunumuz var. Yine sahnedeyim. Zaten hep sahnede olmak isterim. Setle beraber zor olmuyor mu? Çok zor oluyor. İnan yani bütün repom oyuna ya da tiyatroyla alakalı bir şeye gidiyor. Setten çıkıp bazen gidiyorum oyuna. Çok yorucu bir şey ama o sahnenin adrenalini inanılmaz bir şey. Çok besleyici. Oyunda başına saçma bir şey geldi mi? Geçen hafta da yani inanılmaz sürekli bu konuyu konuşuyor gibi olacağız ama yine elbisem patladı oyunda biliyor musun? Yani kilo almış ol yani almadım. Quick change'lerim var oyun sırasında. 30 saniye bile yok üstümü değiştirmem için. Dolayısıyla hani sahne, döner bir sahnede oynuyoruz. Sahneden iniyorum, sahne diğer tarafı dönene kadar fıt 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 ben bayağı bütün her şeyimi değiştiriyorum. Ayakkabısından saçlarına kadar falan. Tam bunu yaparken ve bir de Damla mikrofonla oynuyoruz. Onun transmitter'ı da elbisenin iç tarafında oluyor. Onun küçük bir dozu var. Yani elbisenin hemen böyle biraz bol olan bir yerinde olması gerekiyor. Orada değilmiş o. Dolayısıyla elbiseyi çekerken çat diye patladı ve döndükten sonra yani sahneye oturdum böyle yatıyorum sahnede sahnenin ortasında kalkıyorum falan işte Salih'le sahnemiz Salih Bademci'yle ondan sonra ve işte birbirimize yürüyoruz koşuyoruz falan geldik oraya hadi kalkamam yani öyle bir pattı ya arkam açık yani kalkamam ve böyle bir D şeklinde, I şeklinde şey, Unique'de oynuyoruz. Dolayısıyla ben böyle kalktım. Burada herkes görecek o arkamı. Salih'in de İşte haberi yok, değil yok tabii ki birbirimizi göremiyoruz ki o Quick'te. Ondan sonra ben de işte repliğin arasında sevgilim gel sevgilim yanıma gel sevgilim falan böyle bak gelsene sevgilim falan diye Çaktı mı? çağırdım. Geldi. Hemen geldi yani o da müthiş profesyonel bir oyuncu olduğu için hemen bir terslik var bu işte deyip geldi. Çıkışta söyledim yani sahne bitimde söyledim baksana arkama bu haldeyim. Ve şöyle bir güzelliği oldu. Ondan sonra öyle oynadık. Yani çok iyi oldu öyle onun gelmesi. Senin için Baya iyi olmuş mizansen baya. değiştirdik yani yönetmemizin hepimizin de çok içine sindi. Güzelmiş. Evet işte her şeyde vardır bir hayır. Öyle Sinem Ünsal, Diriliş Ertuğrul. Ding. Hiç alakam yok. Oynamadın. Diriliş Ertuğrul yok. Oynamadım. Oynamam gerektiğini düşünülmüş. Benzettiler belki seni Kesin ona. öyledir. Sinem Ünsal maaşı. Gerçekten bunu mu arıyorsunuz? Orada yazsa ya. Çok komik. Söyleyeyim mi maaşımı? Tabii ki söyleyeceğim yani. Söyle tabii. İyi ya kendimizi idare ediyoruz yani. İyiyim. Sıkıntı çekmiyorum arkadaşlar. Merak Güzel, etmeyin. güzel. Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim. Ama ben üniversiteye girdiğimden beri kendi paramı kendim kazanıyorum. Yani hep de maaşlıyımdır. Hep maaşım vardı. Kendine şımartmak için aldığın en güzel hediye neydi? Aa, çok üzücü. Hiç aklıma gelmedi. Hiç Peki. böyle bir motivasyonla almamışım kendime bir şey. Sırada ne var? Aa, bir dakika ya. Geçen sene çok güzel bir tatil almıştım kendime. Çok yorulmuştum. Kız arkadaşlarımla birlikte. Bence o sayılabilir Nereye yani. gittin? Bodrum'a gittik. Çok uzaklaşmış olamayız. Ama çok şımarık bir tatil yaptık yani. Çok güzel geldi bize. Zaten dizdeki arkadaşlarımla gittim. Yani o kadar böyle. Kendimizi kurtarmak için Harika. yorgunluktan. Sinem Ünsal filmleri. Hiç filmim yok. Denk gelmedi. Yani böyle ay bunda olmalıyım dediğim bir şey olmadı. Teklif de gelmedi mi? Gelmez, ya geldi tabii ama
Benim çok içime sinen bir şey olmadı. Tam bir tane film yapacaktık ki pandeminin bu ilk çıktığı zamanlar setler durdu falan. O zaman o rafa kalktı. Şimdi önümüzdeki sene muhtemelen ona gireceğiz bakalım. Ama yapmadım, yapmak istiyorum. Okulun anlattığın gibi sen dizilerini anlatır mısın bize? İlk projen neydi? Çoban Yıldızı Fox TV'de. Ne kadar sürdü? Çok sürmedi. Ben zaten dizinin ortasına girmiştim. Yarım sezon kadar sürmüştü. O bitti. Zaten hemen sonraki sezonu Siyah Beyaz Aşk Kanal D'de Siyah Beyaz Aşk'a başladım. Sonra ne var? 2018-2019 kızım var. Buralarda hep yardımcı oyuncusun. Evet. Sonra? Mucize Doktor var zaten başrol sonra. Başrol oradan geliyor. Evet. Elbet Bir Günümüz diye var. Çok sevdiğim bir iş o. Ve oradan da çok güzel arkadaşlar edindim. Çok kısa sürdü ama iyi oldu ya. Biz birbirimizi bulduk. Bir de Gül Oğuz'la tekrar çalışma fırsatım oldu. Ben çok severim Gül Hoca'yı. Sonra şimdi 2022'de de Gizli Saklı var. Evet. Sen hiç ara vermemişsin. Hiç ara vermedim. Seviyorum çünkü veremem ara zaten. Yani birkaç ayra verdim, kafayı yedim yani. Sırada ne var? Kızım var. Kızım Çoban Yıldızı. Aa, diziler geliyor. Çoban Yıldızı ilk dizim. Tamam, ondan başlayalım. Gerçi biraz anlattın Çoban Anlattım. Yıldızı'nı. Evet ya, benim için çok yeniydi. Hiçbir şey bilmiyordum. Teknik olarak çok zayıftım yani. Set başka bir şey çünkü. Çoban Yıldızı'nda Şükrü ile Selin var. Siyah Beyaz Aşk'ta kimler vardı? İbrahim Çelikkol'la Birce Akalay. Kızımda kim oynuyordu? Buğra Gülsoy, Leyla Lidya. Bunların üçü de senin Beren şeyin Gökyıldız. Zaten. Beren benim öğrencim. Beren Gökyıldız. İşte ben onun öğretmeniydim. Onları da geçtik. Sonra başrol olduğun 3 projeyi anlattın. Yani Mucize Doktor benim için bambaşka bir yerde. Çünkü hem o oyun yükü ve sorumluluğu açısından bana bambaşka bir boyut kazandırdı. Hem çalışma temposu açısından. O nasıl oluyor? Yardımcı oyunculuktan başrol oyunculuğuna geçmek, yani teklif mi geliyor yoksa? Teklif geliyor tabii. Ya da işte zamanı geliyor bir de ya. Onu anlıyorsunuz yani artık. Bir önceki yıl da geldi. Ama mesela o zaman ben kendimi hiç hazır hissetmiyordum. Ve iyi ki de yapmamışım delirip de yani. Çünkü gerçekten bambaşka bir tempo ve sorumluluk. O zaman onu kaldıramazmışım. Yani Mucize Doktor çok zamanında işine girdiğim bir şeydi. Ama Mucize Doktor'da bir de bizim öngörümüzün çok dışında bir şey gelişti. Evet, çok başarılı bir dizi oldu. Çok başarılı bir diziydi. Yani tabii ki çok severek, inanarak başlamıştık ama böylesine rekorlar kıracağını hem Türkiye'de hem dünyada beklemiyorduk açıkçası. Bence neden o başarıya ulaştı? Entrika, klasik anlamda dram ya da dramaturjisi bile klasik değildi. Yani hem doğal hem de çok doğal dışıydı. Yani hem masalsı bir yanı vardı hem de otizmli bir gencin hayatı anlatılıyordu. Ve biz gerçek kendi hayatlarımızda bile yok saydığımız, azınlıkta tuttuğumuz, ötekileştirdiğimiz bir hastalık var ortada, otizm. Ve biz onu bayağı içimize alarak, bütün günlük rutinlerimizi paylaşarak falan yaşadığımız bir karakter üzerinden anlatıyorduk. İnanılmaz bir farkındalık yarattı. Yani amacımız tabii ki didaktik bir şey yapmak değildi. Ama birazcık da çok güzel kapılar açtı. Yani otizmli birey olan ailesinde bir sürü insan bile bizden çok şey öğrendiğini söylüyor. Sonra Elbet Bir Gün Var. Orada kim oynuyordu? Şebnem Bozoklu ben. İki kız kardeşin hikayesiydi. Ve benim Burak Yamantürk partnerimdi. Üçümüz bolca sette vakit geçiriyorduk. 5 bölümde bitti galiba dizimiz ama biz ilk bölümde çok uzun sürede çekmiştik. Dolayısıyla birbirimize doyacağımız, birbirimizi tanıyacağımız çok uzun zamanımız oldu. Bayağı tatlı bir ekiptik her türlü. Yani ben biraz daha sürsün isterdim. Çok huzurluyduk çünkü. Yanıma kar kaldı işte tanıdığım insanlar yani. Sinem Ünsal polis. Soru işareti. Ne alaka? Ne alaka? Şu anki dizimizde bir polisi canlandırıyorum. Gizli görevde olan bir polisi. Bunun galiba için bir araştırma yaptın mı? Herhalde beni polise falan şikayet etmeyeceklerdi. Sinemiz o polisi. Bir araştırma yaptın mı polislerle? Yaptım. Yaşadın mı? Yani çok güzel çalışılmış bir senaryomuz vardı ve senaristimiz vardı. Aslında o bize bayağı kendi öğrendiklerini anlattı. Oradan çok beslendim. Ama işte silah eğitimi, silah kullanma, ateş atma, ateş etme, bir takım dövüş teknikleri gibi eğitimler aldık. Fakat çok kısa süreli aldık. Yani biliyorsunuz bizim böyle bir ön hazırlık sürecimiz çok olamıyor televizyon dizisinde, Türkiye'de. Kısaca yaptık, yani sahne bazında yaptık daha çok bu hazırlıkları. Koreografi çalıştık aslında. İyi bir atıcı mısın şimdi? Fena değilmişim biliyor musun? Ben hiç deneyimlememiştim. Ama iyi, iyi çıktım yani. De sevmedim, hiç sevmedim. Ve ben hiç benlik değilmiş yani. O yüzden yapmamışım şimdiye kadar herhalde. Sıradır sevmiyorsun. Hiç sevmedim. Tüfek mesela daha çekici geldi. Tüfek atışları da yaptım. Başın belaya girdi mi hiç polisle? Hiç girme. Trafik polisiyle evet ama... Ne gibi? Alkollü araç kullanma mı? Hız sınırı. Ama şöyle hız sınırı. Gerçekten 50 ile de gidilmeyecek yer mesela ama sınır 50'ymiş oluyor falan. Asla tehlikeye atacak bir şey yaptığımdan değil de ama güzel araba kullanırım yani onun dışında. Hiç çarptın mı arabanı?
Çok tabii canım. Çok. Hiçbir yerini çarpmayan var mıdır? Yani 40 yıllık taksi şoförlerinin bile vardır bence vukuatları. Her dakika her park ederken bir yere falan vurmuyorum tabii. Ama 3 kere sürttüğüm oldu. Yani böyle fıt 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 bir çöküklüklerim bir şeyler var. Halit Özgür Sarı. Şu anki partnerim Gizli Saklı dizisinde. İlk defa bu dizide tanıştık biz Halit'le. Ve çok sevdik birbirimizi. Yani bir anda böyle inanılmaz yakın, bir sürü şey paylaşan iki insana dönüştü. Önce bir diziyi anlatsana. Dizimiz aslında romantik komedi gibi görünen ama müthiş bir polisiye ve dram da çok içeren, karışık ve duygudan duyguya sürükleyen bir dizi. İki tane genç, birbirini tanımayan gizli polisin aynı göreve atanmasıyla numaracıktan karı kocayı canlandırmaları gerekiyor ve mafya babasına yaklaşmaları, onların ailesine kendilerini sevdirmeleri gerekiyor. Geri dönüşler çok güzel. Ben daha önce komedi yapmamıştım ama çok mutlu oluyorum yorumlarla. Ve Halit'le uyumumuz çok beğenilmiş. Yani zaten bu işte partnerlik uyumu çok önemli. Ve çok şanslıyım ki çok iyi anlaştığım, çalışırken de mutlu olduğum bir partnerim var. Halit'in ezberi iyi mi? Benim kadar değil. Tamam. Halit'in partnerinin ezberi iyi. Ondan yararlanıyor. Güzel. Ve gizli saklı. Gizli saklıyı da bolca anlattım. Evet ya, harikasın. Bu da Sinem Ünsal. O zaman 30 yaşına tekrar bekliyoruz seni evet, burada. Evet evet, seneye görüşürüz. Harikasın. Çok güzel bir program oldu. Ben de içimi döktüm. Ne kadar çok konuşasım varmış. Evet, evet ya, taşları çok güzel döktüm. De aktı ya. Bu arada çok tatlı. Bu yani gerçekten ne kadar masumane ve güzel şeyler aranıyormuş. Bu da beni çok mutlu etti. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok bize sağ ol. De bekleriz. Aynen aynen.